Arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çarşamba, ayın 24'ü, Şubat ayındayız. 2021 yılı. Çalışmaya devam. Havalar ısınmaya başladı. Güneş açtı. Şu anda dışarıda 9 derece sıcaklık var. Daha iyi olan konu sabahları daha erken aydınlık olması, akşamların da biraz daha geç karanlık gelmesi. Günler uzamaya başladı. Benim içimde coşmaya başladı. Arkadaşlar, size video yapmıştım. Başım dertte diye hanıma araba lazım. Araba bulduk. Ona resim çektim. Şu araba var, bu araba var. Ben yollarda olduğum için benim daha çok vaktim oluyor. Bu araba satılan yerlerden geçiyorum. Bana devam dedi, ben yüksek istiyorum, yüksek istiyorum. Fiyatı uygun olacak. Arkası bol, arkasında bol yer olacak. Bebek geldiği için, yani bizim bebeğimiz değil, kızının bebeği olduğu için bebek arabası falan konulması lazım. Çocuğu biz bir gün bakarsak falan, yani yere ihtiyaç lazım. Annesi de var ihtiyar. Onun da şöyle bir yürümek için bir aleti var. Ona da yer lazım. Alışverişe falan gidiyorlar bedava, beraber. İçecek falan alıyorlar. Su şişeleri oluyor. Haraslar oluyor. Kartonlar içinde yer lazım yani. Ona göre büyük bir araba istiyorduk. Bilhassa yüksek olacak diyordu. Arkadaşlar getirdim. Hyundai Tucson. Hyundai neydi ya? Kona. Hyundai i30 normal. i30 uzunundan. Ondan sonra neydi işte ya, işte o Hyundai Tucson değil, bir küçüğüne dedi, o dedi hoşuma gidiyor dedi. Tamam dedim, ben bu sabah saat 11'e kadar termini yapmadım dedim, sabahtan gidelim alalım, ben ondan sonra çalışırım. Biliyorsunuz ben kendi işim gibi çalışabiliyorum, kendi randevularımı kendim yapabiliyorum müşterilerle. Yani öyle bir nasıl demiş, bir şansım var yani bu konuda. Her neyse, sabahleyin erkenden kalktık arkadaşlar. Zaten araba alacağız heyecanından doğru dürüst uyuyamadık. Sabah erkenden uyandık. Kahvemizi içtik. Erkenden yola çıktık. İnanmazsınız saat 7.30'da Uster'deydik. Zürich Uster'inde. Daha böyle hava yavaş yavaş aydınlanıyordu. Soğuktu. Dedim bak, bunun resmini çektim, bunun resmini çektim, bunun resmini çektim. Sen bunu istedin. Arabaya şöyle baktı. Dedi başka yok mu? Dedim bak, burada 1000 tane araba var bak. Ondan sonra dedim bak, bunun da bir de uzununu var. Ona gidip bakalım. Ona gittik baktık. Arkadaşlar ondan sonra arkasını çevirdi, şöyle bir baktı. Neydi aldığı arabanın ismi ya? Bir dakika. Kia Prokit 1400T GDI GT Line A. 0 yeni, 25.850 frank, 25.850 frank, bunun 450 frank üzerine geliyor hazırlanması. Depoyu dolduracaklar, otoban vinyeti bedava, temizlenecek memizlenecek, yıkanacak. Bir de o var, isterseniz dedi bir de 4 tane kışlık tekerlekle kışlık jant yapalım. O ne kadar dedik, onun da dedi fiyatına bakarım, 1000 frankla 1200. Dedik tamam, onu da düşünürüz. Her neyse, kaç bir demiştim, 25.850, bir de 450 onun üzerine geliyor, ne yaptı, 26.300 yaptı. Öyle mi hesaplanıyor arkadaşlar, doğru mu hesapladım? Bulduk. Her neyse, Allah'a şükür anlaştık. Şimdi bankadan ödeme yapmamız lazım tabi. Parayı peşin vereceğiz. Taksit falan değil, leasing değil, krediyle değil. Parayı peşin vereceğiz. Allah nasip ederse. Dedim ne gününü alırsınız dedi. Dedim kendi arabamız var. O da gelip alınacak. Amca dikkat etsene ya. Bu yanı vallahi. Onu da gelip alacaklar. O arabayı sattık. Şimdi o adama telefon edeceğim. Pazartesi günü akşam arabayı alsın. Ben salı günü gidip numaraları geri vereceğim. Öbür arabanın kağıtlarını da bizim adımıza çevireceğim.
Ondan sonra gidip salı günü artık herhalde öğlenden sonra akşama doğru gidip kısmetse yeni arabayı alacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bu dünyanın, nasıl desem, derdi mi bitmez, bu dünyanın işi mi bitmez, nasıl desem bilmiyorum. Arabası vardı filan. E ne oldu? Kız bebek bekliyor, hamile kaldı. Mecbur kaldık biz de onun arabasını değiştirmeye. Çünkü altında Seat Ibiza vardı. Daha halen de var. Ama arkası çok küçük. İki kapılı. Bir aile için iki kapılı araba iyi değil. Dört kapılı oldu mu iyi. Belki diyeceksiniz abi senin de iki kapılı araban var yaz için. Ama o şey için, heves için, onu bebek taşımak için almadık ki. Onu işte böyle pazar günleri bir yere yaz aylarında gezmeye gidersek onun için aldık o arabayı. Bulduk bakalım. Kia güzel. İçinde her şey var. Bütün opsiyonları var. Yani o para için onun özelliklerini şimdi Alman arabasından aynısından almaya kalksam 60, 70, 80 bin euro veririm. İnan 60 binden aşağı bulamam zannederim. Yani o Kore'ye arabasının içinde o kadar çok özellikler var ki inanamazsınız arkadaşlar. Yani nasıl yapıyorlar o fiyata ben de bilmiyorum. Bir sürü özellik var. Yok çizgiden öbür tarafa geçtin, direksiyon kendi kendine öbür tarafa geliyor, sana dikkat et diyor. Önüne geceleyin bir ormanda bir hayvan atladı, kendi fren yapıyor. Önündeki araba frenledi, o da frenliyor. Böyle bir sürü opsiyonları var içinde. Üstü açılıyor, böyle bir cam var üstünde, cam açılıyor. Efendime söyleyeyim, daha ne var? Direksiyon ısınıyor, koltuklar ısınıyor. Kliması var, klima automatı var. Otomatik, yani klima da otomatik. Lambalar otomatik, ben gece oldu mu, tünele girdim mi yanıp sönüyor. Bir sürü özellikleri var. En mühim olan da arkasında bol bol yer var. Artık yani. Ve en mühimi olan, hanımcık şu arabaya baktı. Kendisi arabaya aşık oldu. Murat dedi, ben dedi bunu beğendim dedi. Bunu istiyorum dedi. Tamam dedim. Gittim anahtarını aldım arabanın. Her tarafını açtım. Bak dedim. Satıcı geldi. İsterseniz dedi bir gezin dedi. Dedim gerek yok aslında. Bu arabaların hepsi aynı. Vallahi arkadaşlar inanmazsınız. Saat 7.30'da oradaydık. 8'i çeyrek geçe kontratı imzalamış olduk ve geri dönüş otobana çıkmıştık bile yani. Hiç yani fazla zaman kaybetmeden 5 dakikada Beşiktaş, efendime söyleyeyim, arabayı aldık, geri döndük. Ben de bu işten kurtulmuş oldum. Biliyorsunuz birkaç günden beri araba peşindeyim. Her arabayı da beğenmiyor. Yok şunun şurası şöyle, yok bu pahalı, yok bu küçük, yok bu büyük, yok bu yüksek, yok bu alçak. Ama şansımız varmış gerçekten, arabayı gördü ve yani Kore'ye arabası olduğu şey bile, yani ben Alman arabalarını severim. Ne diyeyim yani, gerçekten style'ı arkadaşlar güzel. Arabayı gerçekten güzel yapmışlar, helal olsun. Hem ön görünüşü süper, hem arka görünüşü, hem içi. Arabayı alalım haftaya. Size söz veriyorum İsviçre'den. Biliyorsunuz söz verdim mi yaparım. İlk nasıl deniyor ona? İlk şeyde ne deniyor ona? İhtiyaç değil ya. Biraz sonra gelir aklıma arkadaşlar. Bir tünele girdik. Görüyor musunuz beni? Gece oldu gece. Yani ilk zamanım olduğunda, arabada evde olduğunda size o arabadan güzel bir video yapıp içini, dışını, etrafını, motorunu size video çekip göstermek istiyorum. Ya bakıyorsunuz arkadaşlar, bakın ben de ara sıra takılıyorum, böyle bir şey aklıma gelmiyor. Valla gerçekten sinirleniyorum, ha olmuyor. Ama
Ama Almanca'da da oluyor. Sırf Türkçe'de değil. Bazen neydi diyorum Almanca. Almanca da aklıma gelmiyor. Her neyse arkadaşlar. Güle güle kullansın hanımcık. Kazasız belasız iyi günlerde kullansın. Bu işi de hallettik. Şimdi ben hanımı tanıyorum. Bu arabayı en az bir 8-10 sene kullanır. Yani 8-10 sene şimdi o derdimiz kalmadı diyebilirim. Ve İsviçre gelirleri için gerçekten çok uygun, çok ucuz bir araba diyebilirim. Çok ucuz bir araba diyebilirim. Burada da devamlı inşaat var ya. Yine tünel geldi, şansa bak. Bitmeyecek mi bu tüneller? Evet arkadaşlar, ben de işte bugün geç başladığım için bugün böyle oldu. Artık ne yapalım, o sabah çalışamadık. Bugün saatimiz biraz az olacak ama mühim değil. Bu arada hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beni seyredenlere, bana yorum yapanlara, bana abone olanlara, yeni abonelere hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz diyorum. Teşekkür ederim bana abone olduğunuz için. Bana bir like verirseniz sevinirim. Bilmiyorum, tünele girdim. Görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Ya bende de ne şans var kardeşim ya. Şurada 10 dakikalık bir video yapacağız. 2 kere uzun tünele giriyoruz. Bu İsviçre'nin tünelleri de bitmez. Dağlarla tünelleri bitmez. Heh, tamam. Kurtulduk. Arkadaşlar fazla uzatmayalım videoyu. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Like verirseniz sevinirim. Azıcık like'ları yukarı şey yapalım. 2-3 tane böyle veriyorlar. Onlara da yavaş yavaş gıcık olmaya başladım. Ama onların da canı sağ olsun. Böyle bir like verirseniz sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Biliyorum çok kişi abone değil. Abone gerçekten bedava, beleş yani. Hiçbir kaybınız olmaz ama ben gurur duyarım abone olursanız. Çok sevinirim. Size şimdiden hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Çalışanlara bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Benimle kalın. İsviçre'den Murat. Görüşmek üzere.